Evet kum saatini gördük. Sırada bir grafiğimiz var efendim. Başlığı biraz iddialı attım. Açılışta da söyledim. Devletlerin ekonomik gücü ne kadar olmalı sorusu hakikaten iddialı bir soru. Ama biz gazeteciler bazen kuramsal olarak zaman anlamında da e, o kadar vaktimiz de yok. Altını doldurabileceğimiz şeyleri manşet olarak atma eğilimindeyizdir. Olayın çarpıcılığını artırmak adına. Öncelikle kameraman arkadaşım biraz böyle yaklaşalım. Devletin ekonomiye ne kadar müdahil olması gerektiği sorusunun cevabını yeni kabinedeki 3 ekonomiden sorumlu 3 önemli isim üzerinden de bakacağız. Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak bütün bu süreçleri koordine eden isim ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da bu konuda çok deneyimli bir isim. Bu üçlünün ekolünün hangi tür sonuç doğuracağını ve devletin ekonomiye dar gelirli lehine ne kadar müdahil olabileceğini Nin çerçevesini çizeceğiz aslında. Sermaye efendim bir defa her şeyden önce eskiden ulus devletlerin çok lehine çalışırdı. iyiydi. Bu arada düşünce tarihinde devletin ekonomiye ne kadar müdahale olması gerektiği çok tartışılmıştır. İşte hegelciler var, sol hegelciler var. Karl Marx meseleye güya kökten çözüm bulmuş. Proletarya yani işçi sınıfı ve onun filozofları yönetimi ele geçirecek devleti. Devlet ekonomi olacak, ekonomi devlet olacak ama öyle olmuyor. Adam Smith'in yani kapitalizmin öncüsü sayılan düşünürün görüşleri etkili oldu maalesef. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler ve dünya kapitalist bir sürecin içinde devam ediyor ve ilerliyor. Sürekli kendini yenileyerek devam ediyor. Eskiden ulus devletlerin lehine davranır idi sermaye. Yani kapitalizm içinde olmanın siyasal sonuçları da oluyor ister istemez. Çünkü sermaye hep siyasete müdahale etmek isteyen bir sınıf açıkçası sermaye sınıfı. O yüzden artık ulus devletlerin biraz sermayeye karşı daha dikkatli bizim Adana lafıyla ayık olması lazım. Neden derseniz Eskiden Fransız devrimi zamanında ulus devletlerin lehine çalışmış sermaye. Şimdi öyle değil. Küresel sistem için çalışıyorlar. Küresel sistemin kendileri için daha iyi olacağını düşünüyorlar. Çok daha rahat hareket edecekler ve paranın gücüyle dünya siyasetine yön vermeye çalışacaklar. Bu tür eğilimler var. Tek dünya devleti, ütopyası, komplosu falan artık bunlar komplo olmaktan çıktı. Yavaş yavaş bunların hazırlıklarının yapıldığını daha net biçimde görebiliyoruz. Şimdi devlet ne kadar müdahil olmalı derken ekonomiye zaten ister istemez müdahil. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan başlayarak, hazineden başlayarak yani Beytül Mal'dan başlayarak devletin ekonomi üzerinde ciddi etkisi var ama bir taraftan da kapitalizmin doğası gereği piyasa diye bir faktör var. Piyasa kimi zaman dar gelirliği hakikaten çok acımasızca ve vahşice eziyor. Dolayısıyla burada bir 20. yüzyılın başında Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni kuruluş yıllarında dönemlerinde yaptığı gibi bir karma ekonomiye değil ama bugünün koşullarına uygun bir ekonomiye dönülmesi lazım. O ekonominin ismi sonra da konulabilir ama öncelikle pratik lazım. Tamamen piyasaya bıraktığınız zaman ekonomiyi, bütün sistemi efendim o zaman işler değişiyor. Devletlerin silahlı gücü var, istihbarat gücü var, başka pek çok gücü var her açıdan bilgi gücü var vesaire. Bütün bunları düşünürseniz ekonomiyi tamamen piyasa insafına ve dar gelirli aleyhine terk etmesi doğru bir şey olmaz. Açılışta grafiğin başlangıcında söylediğim ekonomide Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek, Ömer Bolat nasıl bir ekol oluşturacak sorusunun cevabı önemli. Mülketsabatlarını çok çok derinlemesine bilmesek de ana hatlarıyla biliyoruz. Her birinin misal Cevdet Bey büyüğümüz Cumhurbaşkanı yardımcısı, halkın adamı, her zaman dar gelirli, orta gelirliine bir e, ekonomi e, stratejisi olmuştur. Plan Bütçe Komisyonu başkanı iken de öyleydi. Asgari ücret ve diğer konu asgari ücret değil ama diğer konulardaki bütün Plan Bütçe Komisyonu müdahil olduğu her meselede böyle bir halkçı tavır içinde oldu. Mehmet Bey, Anglo-Sakson ekonomi çok iyi bilen, e, ekonomi modelini ülkeye sermaye getirecek, mali disiplini temin etmesi e, umulan bir isim. Bu açıdan aralarında bir denge unsuru olarak tabii ki veya üçünün bir, Güç oluşturacağı biçimde Ticaret Bakanı da çünkü faiz fiyat meselesi çok önemli. Üç harflerden başlayarak marketlerde fırsatçılığın yani maalesef hani vahşi kapitalizmin de ötesinde bir fırsatçılığın hakim olduğu bir piyasaya müdahale devlet tarafından gerekiyor. O yüzden Ticaret Bakanı hem otomobil piyasasına baktı hem market piyasasına bakıyor. Diğer bütün konulara odaklanacak işinin ehli bir isim. Dolayısıyla bu ekolden dar gelirli hem kapitalizmin piyasanın ilkelerini gözeterek evrensel ilkeler belli bir ölçüde olacak Hem de dar gelirlinin çıkarını kollayan, orta sınıfı da ezdirmeyen bir strateji oluşmasını bekliyorum, umuyorum efendim. Ve sistemin adı bu noktada önemli değil. Yani devletlerin ekonomiye ne kadar e, müdahil olduğu noktasında yeni bir isim bulunabilir. Sonuçta e, yani pratiğini yaşadıktan sonra, dar gelirli nefes aldıktan sonra Türkiye yeni bir ekonomik modeli 21. yüzyılın o vahşi kapitalizminin veya teknolojinin dayattığı her şeyin ötesinde kendi modelini bir ulus devlet olarak kurabilir ve bunu küreselcilere karşı koruyabilirse işte o zaman başarı kazanmış sayılacağız. Ondan sonra ismini artık ne derseniz diyeyim belki solcular proleter kapitalizm falan derler biraz tuhaf olsa da. Başka isimler önerilebilir. Bunun önemi yok. Türkiye kendi modelini, ekonomik modelini tabii ki evrensel piyasa koşullarıyla da e, o dengeleri de gözeterek oluşturacaktır. Dolayısıyla bu önümüzdeki 5 yıl bu süreç için devletin gücünün son cümle ekonomide ne kadar etkin olacağının anlaşılması açısından önemli.